Merhabalar efendim, Esenler Şehir Ekranı'na hoş geldiniz. Nurullah Genç ile 3 Köşe programımızda bugün vicdan konusunu konuşacağız. Çok kıymetli hocam Nurullah Genç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Yani şükür ki bu topların canı yok. Ben bunlara vurup duruyorum. Canlar olsaydı vicdanım sızlardı ya. Ben bunlara niye vuruyorum filan diye. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Hocam çok şükür iyiyiz. Bugün zaten 3 köşe diyoruz. Evet, şiir, evet. Edebiyat bir arada, aynı zamanda fotoğrafı konuşuyoruz. Aynı zamanda bilardoyu konuşuyoruz. Tam 3 köşeli hayatı konuşuyoruz. Hayatı konuşuyoruz. Yani bugün dünyada bir bilardo masası gibi değil mi ya? İşte baktığımızda ben Bilardo Termihleri şiir kitabında dünyayı bir bilardo masasına benzetmiştim. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, dünya hayatı oyun ve eğlence gibidir. Bir masanın başındayız her birimiz, eğlenip duruyoruz. Bir oyunun içerisindeyiz. Bittiği zaman oyunumuz bitecek. Ya bazı şeyler yuvarlak, bazı şeyler dört köşeli dünyada. İşte toplar yuvarlak, masa dört köşe. Kenarları var, ufku var, benekleri var, hesap kitap var. Dünyada da hesap kitap var. Dolayısıyla benziyor birbirine. Şimdi bizim bazı arkadaşlar topları ve sayıyı kaçırdıkları zaman toplara şöyle bir sitemde bulunuyorlar. Diyorlar ki vay senin şişesin. Ben de onlara takılıyorum. Ya diyorum o kadar vurdunuz ki şişti zaten bu toplar. Evet, şimdi devam edelim vicdan konusu. Hocam vicdan konusu hocam gerçekten insanın özellikle günümüz dünyasında hani siz hep diyorsunuz ya toprak medeniyeti. Evet. Toprak medeniyetinin insanların vicdanıyla batının vicdanı arasında bir fark var mı hocam? Şöyle bir fark aslında var ama genel manada bir vicdanı konuşmak lazım. Evet. Yani vicdan nedir? Vicdan iyi ya da kötü yaptığımızda bizimle hesaplaşan duygunun adıdır. Yani iyi yaptığımızda bize huzur verir mesela. Böyle bir duygudur. Ya iyi bir şey yaptım. Kötü yaptığımızda da ıstırap verir, azap verir bize. Ve herhangi bir iş yaptığımızda o işin iyi mi ya da kötü mü olduğuna dair adil bir yargılama süreci yapan duyguya biz vicdan deriz. Adil bir şekilde yargılar. Ya mesela bugün pek çok sıkıntı var dünyada değil mi? Filistin hadisesi, Gazze hadisesi filan. İnsanlığın vicdanı nerede diye sorguluyoruz bazen. Manşetler atılıyor. İnsanlığın vicdanı. İşte o insanlığın vicdanı denilen şey, insanlık bir oturup düşünsün. Bu olan iyi mi kötü mü? Kötüyse nerede senin duyguların? Neden ayağa kalkmıyorsun? Bak kötü bir şey yapılıyor. Vicdan dediğimiz bu. Genel manada evrensel ahlakla ilgilidir. Ben akademik hayatımda da evrensel ahlakı çalışmıştım. Ahlak ve evrensel ahlak, işletme ahlakı. Üç boyutunu çalışmıştım. Yani genel ahlak, işte milli ahlak dediğimiz ya da dini vicdan ahlak dediğimiz dinlere göre ahlak ve bir de işletme ahlakı ne olabilir diye çalışmıştım. Orada vicdan konusuna da epey bir bakmıştım. Ben vicdan bu manada bütün insanların ve milletlerin kendilerine ait inanç, değer yargısı ve normlarından kaynaklanan iyi bu, kötü bu diye niteledikleri meselelere karşı İyi yaptıklarında huzur, kötüyü yaptıklarında ıstırap ya da azap duydukları halin adıdır. Genel manada vicdan budur. Bu Budist'te de vardır. Bu Konfüçyüs'te de vardır. Bu ateist'te de vardır. Bu paganist'te de vardır. Bu kısacası bütün insanlarda vardır. Neden biliyor musunuz? Çünkü insan inançsız olmaz. Kim derse ki benim bir inancım yok, doğru söylemez. Çünkü inancım yok diyen inancının olmamasına inanmış demektir. Ya inançsız olması imkansız bir insanın. Ben bir şeye inanmıyorum diyen adamın karşısına getirdiğinizde bu çocuğu ateşe atalım mı atmayalım mı diye sorduğunuzda atmayalım ya niye atıyoruz çocuk size ne yaptı diyorsa bir inancı var demektir ve bir değer yargısı bir vicdanı var demektir. Bu manada vicdan geneldir. Medeniyetler arası farka geldiğimizde çok büyük farklar var. İslam medeniyeti ya da toprak medeniyetinin iyi ya da kötü dediği şeyleri yazın. Bir de karşı tarafın iyi ya da kötü dediği şeyleri yazın. Ciddi farklar çıkacak ortaya. Mesela bundan 100 yıllar öncesinden bir şey söyleyeyim. Amerika'nın keşfinden sonra 1500'lü yıllarda, 1550'li yıllarda kırmızı ceketli adam Amerika'yı, Amerika yerlilerini helak ediyor biliyorsunuz. Milyonlarca yerli. Şöyle bir söz vardır, Kızılderili atasözü. Eğer bir ırmakta iki balık birbiriyle kavga ediyorsa birisinin arkasında bir kırmızı ceketli vardır diye. Ya bu böyle atasözlerine kadar, deyimlere kadar girmiş. Şimdi o dönemde bir kanun var yalnız. O kanuna göre yaptıkları şey doğru.
Vicdani. Kanun böyle çünkü. Nedir o kanun? Bir Hristiyan köleleştirilemez. Bunun anlamı şu, Hristiyan olmayanı köleleştirebilirsiniz. Hatta bu misyoner filminde, misyon filminde anlatılır. Robert De Niro'nun, Jeremy Irons'ın başrolünü paylaştığı. Giderler, yerlileri alırlar ve köleleştirir, satarlar. Gayet de huzurlular. Bunu yapanlar çok da vicdanlı hareket ediyorlar. Neden? Zaten kanun buna izin veriyor. Bu zaten hayvanımsı insan ya da insanımsı hayvan. Böyle bakıyorlar. Bugün İsrailliler Filistinlilere böyle bakmıyor mu? Bu zaten insanımsı hayvan. Bundan zaten insan olmaz. Kızıl derili, siyah derili, Afrikalı. Yani burada kanuni bir vicdansızlık tarafı şöyle, var. Şöyle oraya getiriyor. Hmm. Bazen kanunlar da insanların vicdan dedikleri duyguyu belirleyen, gerçek vicdanı örten, gerçek vicdanı bastıran, olması gereken vicdan duygusu yerine yapay bir vicdan oluşturan kanunlar bazen vicdanın yerini alabiliyor. Bu Batı medeniyetini izah etmek için bunu bilmek zorundayız. Çünkü insanın özünde bu yok. İnsanın özünde vicdan dediğimiz gerçekten de kötüden ıstırap duyan, iyiden huzur duyan kalbi ve Allah'ın verdiği bir duygudur. O duygunun üstü bir şekilde örtülerek insan aslında vicdansız, vicdanlıymış gibi görünüp vicdansız, yani bu manada duygusuz bir noktaya getirilebiliyor. Ya diyelim ki Ukrayna'da işte sarı saçlı, yeşil mavi gözlü bir çocuk öldüğünde feryadı figan eden batılı yöneticiler Gazze'nin 10 bin çocuğuna karşı bir ıstırap duymuyorlarsa bu körelmiş bir vicdan dediğimiz, kör vicdan dediğimiz, yani hakikati görmeyen duygu dediğimiz hali ifade eder. İşte Batı medeniyetinin anlattığım örnekte var olan gibi örneği çok fazladır. Bizde bu yoktur. Bizim medeniyetimizde bunu göremezsiniz. İşte o zaman bir Cizvit papazı gidip Amerika'ya yerlileri Hristiyanlaştırmaya çalışıyor. Neden? Vicdanı el vermiyor. Ya o insanların köle olarak satılması, çoluk çocuk köle kuyruklarında taşınması bir Cizvit papazını rahatsız ediyor. Diyor ki bu olmamalı. Kanun böyle olsa bile bu yanlış. İşte bu hakiki vicdan budur. Ya kanuna rağmen diyor ki bu yanlış. Bunlar da insan. Biz bunları niye köleleştirip satıyoruz? Gidiyor Amerika'ya ve başlıyor bunları Hristiyanlaştırmaya. Neden? Kölelikten kurtulsunlar diye. Bakın sahih vicdan bunu istiyor. Diyor ki bu da insan. Bunun köleleştirilmemesi lazım. O örtülmüş vicdan, köreltilmiş ve bastırılmış vicdan üzerine konulmuş sahte vicdan onların satılmasına izin veriyor. Peki ne oluyor sonunda? Cizvit başarılı olmaya başlayınca kanunu değiştiriyorlar. Yeni kanun maddesi şöyledir. Bir yerli Hristiyan olsa da köledir. İşte vicdanın örtüldüğü, ortadan kalktığı, sahteleştirildiği, ahlaksızlaştırıldığı, insani olmaktan çıkarıldığı yer burasıdır. Ve Batı medeniyeti bu manada vicdansızdır, ahlaksızdır, gayri insanidir. Bunu çok net ve açık bir şekilde söylüyor. Aklıma şeyi getirdiniz hocam, Malcolm X'i getirdiniz. Malcolm X de tam olarak tarif ettiğiniz gibi siyah adamla beyaz adam arasındaki o adaletsizliği anlatıyor. Ve bunu bahsederken tabii İslam'la da şerefleniyor, tanışıyor. Fakat İslam'ın özüyle de gerçek manada ilk etapta tanışamıyor. Evet. Ercah Muhammed tabii, dolayısıyla. Tabii. Sonra hacca gidiyor. Sonradan tabii. Hacca gidiyor. Tabii. Ayrılıyor zaten evet, onlardan. Evet, onlardan ayrılıyor. Hacca bu mesele farklı yani. Bambaşka bu, yani tabii. Orada beyaz ırkla adam, falan alakası yok. Irk yani. Ötesi bir tabii. Kardeşlik var, evet. Omuz omuza olmak var. Çünkü orada siyah ırkçılığını falan evet. Görüyor, bakıyor ki yok bunun ırkla falan alakası yok. Şimdi çok daha enteresan bir şey söyleyeyim. Yani 1941'li yıllara kadar Amerika'da siyah adam, siyah adam otobüsün ön tarafına binebiliyor muydu? Yok. Peki Amerikan özgürlük heykeli kimin için vardır o zaman? Kendi insanları için. Beyaz adam için, hatta kendi insanları için. Onların vicdanı sadece kendi insanları için çalışır. Dünyanın başka insanlarının acısı, ölümü, sıkıntısı Batı'nın vicdan kavramı içerisinde yer almaz. Ve dolayısıyla şunu diyebiliriz, Batı'nın vicdanı yoktur. Ali İzzet Begoviç o yüzden diyor ki uygarlaşmadı hiçbir zaman uygarlaşmayacak. Çünkü uygar insan kendi acısını başkasının acısıyla da özdeşleştirebilen insandır. Ve şuradan senelerdir bu ülkede bile Müslümanlara gerici, mürteci, hala bugün diyorlar, gerici ordusu falan diyorlar. Bazı böyle eli kalem tutan ahlaksızlar, bütün bir camiaya gerici ordusu falan diyor. Buradan sesleniyorum.
Dünyanın en ilerici vaydan insanı Müslümandır. Hazreti Adem zamanındaki ona tabi olan Müslüman da öyleydi. Hazreti İbrahim zamanındaki de, Hazreti Peygamber zamanında, bugün de. Nedeni budur işte. Çünkü Müslümanın vicdanı kendisine yapılmasını istemediği şeyin başkasına yapılmasını da istemez. Kendisine yapılmasını istediğinin başkasına yapılmasını da ister. Ve Müslümanın vicdanı katil olmadıkça, fitne çıkarmadıkça, dünyanın bütün insanlarının teker teker kainat ve insanlık kadar büyük kabul eder. Ve ona dokunmaz. Ona acı vermek için yaşamaz. Ve insanların en hayırlısı onlara iyilik yapandır. Hayırlı olandır. Yarar sağlayandır. İşte vicdan, bu vicdanı bana batıdan getiremezsiniz. Batı medeniyeti bir guguk kuşu medeniyetidir. Yuva yapmaz. Guguk kuşları biliyorsunuz yuva yapmazlar. Başka kuşların yuvasına yumurta bırakırlar. Kesinlikle kendi insanların dışında Batı kimseye yuva yapmaz. Peki vicdan ne der? Ya bu insan soğuktan üşüyecek, donacak değil mi? Gelsin benim evimde konaklasın. Bizim misafirliğimiz böyledir. Gel kardeşim dışarıda kalma. Vicdan bunu söyler. Batı'nın umurunda değildir. Doğuda bir insan ölmüştür. Kendi insanların dışındaki insanlar telef olmuştur. Çünkü vicdansızdır. 1941'e kadar otobüslerin önüne binemeyen siyahlar 41'de bir hanımefendi bindi diye linç ediliyorlar. Daha acısını söyleyeyim. Kayıtları vardır. Siyahlar beyazların havuzlarında yıkanabilirler miydi? Yıkanamazlardı. Muhtemelen şöyle düşünüyorlardı. Suyumuzun rengi bozulacak. Aynı tuvaleti kullanamıyorlar. Havuzda yıkanamıyor. Bir havuza beyaz giriyorsa havuza siyah giremez. Bir otelin havuzunla kimsenin olmadığı bir anda ben de bunaldım diye giren siyah adam havuzdayken getirip asit döküyor otelin sahibi o havuza. Batı'nın vicdanından söz edemezsiniz. Böyle bir vicdan yoktur. Vicdan bu manada, bakın, iyi yaptığınızda huzur, kötü yaptığınızda ıstırap veren şeydir. Ama kimin için? Bütün insanlık için. Bunu eğer Batı bütün insanlık için yapabilseydi Gazze diye bir problem olmayacaktı şu anda. Olmazdı. Afganistan olmazdı, Orta Doğu olmazdı. Bugün Trump ne diyor çıkmış bugünlerde? Biz Irak'ta milyonlarca insanı öldürdük. Vicdansızsınız çünkü. Bakın ben artık dinle alakanız filan zaten kalmamış. Vicdanla da alakanız yok yani. Çünkü siz sadece kendi insanlarınızın kanını kıymetli gören aşağılık bir medeniyetin mensuplarısınız. Çünkü size göre dünyanın bütün ırkları alt ırktır. İşte alın Ip Man diye filmleri var. O filmin son bölümünde, final bölümünde Çinli büyük usta Amerikan subayına aynen öyle diyor. Sizin için diyor bütün ırklar, diğer ırklar alt ırktır. Şimdi birisine alt ırk diye bakan birisinin vicdanı olabilir mi? Çünkü onun üzerinde her türlü hegemonyayı ne görecektir? Haklı görecektir. Vicdan ne biliyor musunuz? Taşların üzerine yığıldığı bir siyah adamı, göğsünde taşlar varken, vacı çekerken gelip kendisinden, yani azat edilmesi için verilmesi gereken paranın 5 katını istediği halde 10 katını belki istese yine verecekti. 20 katını istese verecek. Halde çıkarıp cebinden verip o köleyi azat eden adamın vicdanı evrensel, bütün insanlığın ihtiyacı olduğu vicdandır. Hazreti Ebubekir'in vicdanıdır. Vicdan nedir biliyor musunuz? Mekke'yi fethe giderken gördüğü 3 köpek yavrusunun yanına yaklaşıp eve devesinden inip yavruyla ve anneyle konuşup sohbet edip sonra bir askeri çağırıp ordusundaki bir askeri bunların başında nöbet tutacaksın. Bu ordu buradan geçene kadar kimse bunlara dokunmayacak diyen Hazreti Peygamber'in vicdanıdır. İşte evrensel vicdan budur. İşte uygar odur. İşte çağdaş odur. İşte modernlik budur. Modernlik 3 tane kuklayı alıp oynatmak değildir. Bana ve bütün peygambere inanan camiaya gerici diyen bilsin ki kendisi vicdansız ve Amerika'nın kuklası bir adamdan başkası değildir Batı'nın. Çünkü son derece yaralıyor bizi. Ya benim ülkemde birisi çıkıyor seçimi bahane ederek gerici ordusu değil hareket ordusu kazanacak diyor. Sen kimin kazanacağını göreceksin önümüzdeki yıllarda. Sen hayatı daha tanımamış bir adamsın. İstersen 50 tane kitap yaz, hiçbir şey fark etmiyor. Sen kalkıp benim evdeki anneme, her gün insanlık için dua eden anneme, ki onun içinde sen de varsın, Allah'ım sen insanları koru diye dua eden anneme gerici diyemezsin. Sen vicdansız bir adamsın çünkü. İşte bu manada vicdan gerçekten beni zaman zaman çok böyle gerilime sokan bir halin adıdır. Ya bütün insanların düşünmesi lazım. Şu iyi mi kötü mü? İyi. Bunu yapalım huzurlu olalım. Şu iyi mi kötü mü? Kötü. Bunu yapmayalım çünkü bu bize azap ve ıstırap verir. Çalmak iyi midir kötü müdür?
Hırsızlık kötüdür. E çaldığımda ıstırap duyayım. Öldürmek iyi midir, kötü müdür? Birisinin hakkında dedikodu yapmak iyi midir, kötü müdür? Kötüdür. O zaman yapmayayım, ıstırap duyarım. Vicdan budur. Vicdan ahlaktır. Ahlaktır. Ve İslam nedir? Güzel ahlaktır. Dolayısıyla vicdan aslında gerçek manada vicdan, bütün insanlığın uyması gereken din olan ve Allah'ın indinde de tek din olan İslam'dır. Hocam çok güzel bağladınız. Ben ağzınıza sağlık. Sağ olun. Gerçekten bu güzel ahlakı yüceltmek, güzel ahlak için çalışmak hepimizin vazifesi. Siz de elinizden geldiğince bunun savunucusu oluyorsunuz, ardında duruyorsunuz, anlatıyorsunuz. Gücümüzün yettiği kadar. Tabii biz prototip ideal varlıklar değiliz. Yani o günahsız olan, ismet sıfatıyla sıfatlanmış olan peygamberlerdir Hazreti. Hepimizin kusurları var. Ama şundan bütün kardeşlerim emin olsun. Herhangi bir kusurum, günahım, eksiğim olduğunda vicdan azabı çekiyorum. İşte hadise bundan ibaret. Evet ha, hocam, vicdan azabından hiçbir şekilde azade olmamak lazım. Evet. O vicdan azabını koruyabilmek lazım. Yani yanlışı yaptım duygusu, kötü o kötü hal. Ya ben yanlış yaptım azabıdır. Evet, o azabı her zaman yüreğimizin bir tarafında nokta olarak İnşallah. Da olsa tutmamız gerekiyor. Hocam ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Bugün vicdanı konuştuk. Güzel Rabbim oldu. Vicdanlı olmaktan bizi uzak tutmasın. Ve bütün insanlığı bu evrensel vicdanın, İslam'ın ahlakının ve vicdanının parçası haline getirsin diye dua edelim. Eyvallah, ağzınıza sağlık hocam. Sağ olun. Evet kıymetli izleyenlerimiz, Esenler Şehir ekranında bugün Nurullah hocamla vicdan konusunu konuştuk. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla tekrar karşınızda olmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Eyvallah.